Dostlar selam, bugünkü videoda Humbaz temasını inceliyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Temanın ismi biraz garip ve söylenmesi zor. Bu yüzden yanlış söylediysem, farklı söylediysem şimdiden kusuruma bakmayın. Bu temayı bir tane takipçim önerdi. Dostum Hindistan yapmadan direkt Türkiye bölgesiyle kullanabiliyorsun. Haberin olsun tarzında bir yorum atmış. Yorumu bulabilirsem eklerim, bulamazsam da ekleyemeyeceğim. Önceki gösterdiğim tema videosunda bölgeyi Hindistan yapmadan maalesef ki temalar mağazasından temayı göremiyordunuz. Bu temada böyle bir olay yok. Direkt Türkiye bölgesindeyken de temayı indirip kurabiliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken ayarlara girmek. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra burada temalar bölümüne giriyoruz. Dostlarım temalar bölümüne girdikten sonra üst panelde arama bölümü bulunuyor. Ben size temanın ismini tam olarak göstereyim. Şöyle görmüş olursunuz. Home Boss diye geçiyor. Home Boss diye geçiyor iki S ile. Bunu oraya yazıyoruz. Home Boss yazdıktan sonra ara tuşuna basıyoruz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin. Ben de elimden geldiğince bu tür videolara ağırlık vermeye çalışacağım. Sol üstte görmüş olduğunuz en başta çıkıyor zaten. Temalar bölümü hemen altında Home Boss diye geçiyor. Ücretsiz bir temaymış. 7,9 MB'lık bir boyutu bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten temanın fotoğrafları işte gerekli şeyleri bulunuyor. Görüyorsunuz. Şimdi de yapmanız gereken tek şey burada uygula demek. Normalde size indir butonu çıkacaktır. Ben indirdiğim için uygula butonu çıktı. Zaten indir dedikten sonra uygula diyorsunuz. Direkt temayı uyguluyor. Bunda herhangi bir zorluk bulunmuyor. Şimdi şu anda temamızı uyguladı. Hani ekranımıza geliyoruz. Duvar kağıdından başlayalım. Duvar kağıdı bence güzel. Aşağı doğru morlaşıyor böyle. Yukarı doğru da mavileşiyor. Hoş bir duvar kağıdı teması bulunuyor. Simge açısından da normal MIUI 11 sürümündeki simgelere az da olsa benziyor. Yuvarlak hatlı simgeler bulunuyor. Şöyle mesela. Duvar kağıdını geçtik, üstteki widget'a gelelim. Dostlarım görmüş olduğunuz cumartesi 29 Şubat 2020, tarih, saat, ondan sonra konum. Buradaki şeyi tam olarak anlayamadım. Anlayanlar, bilenler buradan belirtebilir. İşte burada nem miktarından bahsediyor. Yani bulunduğunuz bölgedeki nem miktarından, rüzgarın esme yönünden galiba. Ve kaç level, yani level 1'miş mesela. Yükseldikçe işte hızını belirtiyor. Bu da preosür basınç galiba, tam olarak bilmiyorum. Update tarihi yani saat 10.37'de, ya bir dakika önce update etmiş bunu. Burada da işte hava durumundan bahsediyor. Şu anda bulutluymuş, 1 dereceymiş. Şimdi temada çok fazla gizli özellik var. Benim daha keşfedemediğim özellikler de bulunuyor. Mesela burada hava durumu üzerine iki kere tıklarsanız görmüş olduğunuz gibi Play müzik kısmı çıkıyor. Burada müzik oynatabiliyorsunuz. Telif yemeyelim. Yani buradan çok mükemmel bir özellik bence. Bu widget'ta böyle bir özelliğin bulması güzel. Tekrardan çift tıkladığınız zaman bulut özelliğine geçiyor. Yani bulut dediğim hava durumuna geçiyor. Tekrar çift tıklıyorsunuz. Burayı tamamen müziğe dayalı bir widget haline getiriyor. Tekrar çift tıkladığımızda da normal haline geliyor. Sadece widget'ta bile bence çok fazla özellik bulunuyor. Güzel olmuş. Şimdi kilit ekranda ilk dikkatimi çeken şu oluyor. Bu temayı kullanacaksanız eğer mutlaka duvar kağıdını değiştirin. Çünkü bu duvar kağıdı muhtemelen cihaza uymuyor ve duvar kağıdının altında siyahlık bulunuyor. Normalde Mi 9 senin siyah alanı, alt çerçevesi bu kadar kalın değil. Bakın. Şöyle görmüş olduğunuz siyah bir çerçeve yaratıyor. Ona dikkat edin. Onu kendiniz isterseniz duvar kağıdını değiştirirsiniz. Benim buna vaktim olmadı. Birazdan değiştiririm. Sağdaki soldaki simgeler değişmiş. Swift Unlock yazısı değişmiş. Sağda solda saat gelmiş. Soldaki saat bizim gerçek saatimiz. Sağdaki saatin nereye ait olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Kaldırılabiliyor mu, kaldırılamıyor mu onu da bilmiyorum. Basılı tuttum vesaire bir şeyler denedim. Olmadı. Göstereyim tekrardan. Ayarla butonu bastığınız zaman yüzünüzü tarıyor, açıyor. Sizi bu kısma götürüyor. Buradan ayar seçebiliyorsunuz. Mesela Dark Mode varmış. İşte Blurred Background Image ne yapıyormuş mesela? Şöyle bakalım. Blurluyormuş. Arka plandaki fotoğrafı blurluyor. Devam edelim tekrardan. Dostlarım Dark Mode özelliği var. Yani sadece kilit ekranı özel bir Dark Mode özelliği bulunuyor. Onun altında, iki altında Text Lock Screen diye bir özellik var. Az önce görmüş olduğunuz yazıyı buradan değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yazıyı atayabiliyorsunuz. İsterseniz biz kendimize göre bir yazı atayalım. Muhammed yazalım mesela. Şöyle tamam diyelim. Dostlar biraz aşağı indiğiniz zaman buradan batarya şarj ekranını, şarj efektini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Ben de kapalı konumdaydı. Ben bunları üçünü de aktif ettim. Siz de aktif edersiniz. Onun dışında soldaki ve sağdaki application'ları yani uygulamaları ayarlayabiliyorsunuz. Farklı uygulamalar atayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Açma ayarı diye bir özellik var. Swipe up var. Yani yukarı kaydırdığınız zaman özellik var. Stand up 90 derece horizontal diyor mesela. Bunu bir deneyelim. 90 derece sanırım yukarı kaydırdığınız zaman ekranı açıyor. Bir deneyelim. Dostlar şu ekranı açma olayı biraz sıkıntılı. Mesela şu an evet okuyor ama mesela ekran kapalıyken yaptığım zaman ekranı açıyor. Şöyle tekrardan deneyelim. Ekranı açıyor. Kapatıyor. Kamera çıkıyor. Ekran siyah oluyor. Kamera tekrar giriyor. Biraz optimizasyon sıkıntısı bulunuyor. Haberiniz olsun. Bu özelliği kullanmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü eğer pop-up kameralı bir telefon kullanıyorsanız bir de Mi 9T falan.
O zaman daha da fazla sıkıntı olacaktır. Size de tavsiyem normal swipe up özelliğini kullanmanız. Yani yukarı kaydırma özelliğini kullanmanız. Ha, bu arada az önce ikinci saati kapatamadığımı söyledim ya. Onu kapatmak için Second Watch özelliğini buradan Not Shown'u yapmanız gerekiyor. Yani Clock Position Center olarak bunu keyfinize göre yapın. Sağda, solda veya center merkezde olarak ayarlayabilirsiniz. Ancak Second Watch yani ikinci saat özelliğinde buradan Not Shown yazabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ekranımızı kapatalım bakalım saatimiz normal olmuş. Yandaki saat gitmiş. Daha güzel gözüküyor bence. Normalde hiçbir temada bu kadar fazla özellik bulunmuyor. Yani bu kadar ayar yapamıyorsunuz. Bu temada fazlasıyla özellik bulunuyor. Siz indirdiğiniz zaman da kendiniz kurcalarsınız. Ek olarak belki özellikler de keşfedebilirsiniz. Şimdi sizlere navigasyon tuşlarını göstermek istiyorum. Dostlar navigasyon tuşlarını da şu şekilde değiştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi eskisinden biraz değişiyor. Çok ciddi bir değişiklik olmuyor. Özellikle bu ikisi fazla değişmiyor. Ancak şuradaki tuş bayağı bir değişiyor. Şahsen benim hoşuma gitti ya, bu navigasyon tuşları çok güzel. Ek olarak duvar kağıda şeyle beraber kayıyor, yani sekme ile beraber kayıyor. Önceki temada bu özellik yoktu. Tabi bu temadan temaya da değişiyor. Şöyle görmüş olduğunuz zaten yıldızlardan anlarsınız. Temayı her kaydırdığımda yıldız buradan buraya geliyor. Bence bu da güzel bir özellik. Pek fark edilebilir bir şey değil ama eklenmesi yine güzel olmuş. Dediğim gibi navigasyon tuşlarımız da gayet güzel bir hal aldı. Şimdi bildirim paneline gelelim. Bildirim paneline geldiğim zaman ilk dikkatimi ayarlar tuşu çekiyor. Ayarlar tuşuna kuş gibi bir şey koymuşlar. Bastığın zaman ayarları açıyor. Çok güzel gözüküyor bence. Ek olarak bildirim panelindeki simgeler çok değişiyor. Ya böyle baktığım zaman mesela hangisinin neye ait olduğunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Mesela bu ne, bu ne hiçbir şekilde anlamıyorum. Sadece bunun mobil veri, bunun Bluetooth ve bunun Wi-Fi olduğunu anlayabiliyorum. Bu ikisinin ne olduğu mesela çıkarılmıyor. Biraz sıkıntı bu, o yüzden alışmanız gerekiyor. Aşağı indirdiğim zaman tabii altında yazılar falan yazıyor ama keşke biraz daha anlaşılabilir simgeler kullanılsaymış. Şöyle sağ kaydırdığım zaman da bundakiler de böyle gözüküyor. Şimdi ayarlar menüsüne geliyorum ve ayarlar menüsüne geldiğim zaman yazıların yanında soldaki simgelerin hepsinin değiştiğini görüyoruz. Gerçekten daha güzel bir hal aldı bence. Bir de rengarenk her simge farklı bir renkte daha tatlı bir şekilde gözüküyor. Ya kısacası bu tema cihazı köklü bir değişikliğe sürüklüyor. Bildirim paneli olsun, kilit ekranı olsun, navigasyon tuşları olsun, ana ekran olsun, duvar kağıdı olsun. Bayağı bir özellik katıyor cihazınıza. Ben günlük olarak bu temayı zaten kullanıyorum. Yaklaşık 2,5-3 gündür kullanıyorum. Son derece zaten hoşuma gitti. Bu tür tema videolarını elimden geleni sizlere aktarmaya çalışacağım. Video biraz uzun olmuş olabilir. Elimden geldiğince zaten kısaltacağım. Temamız dediğim gibi bu şekildeydi. Sizlere de tavsiye ederim. Güzel özellikleri bulunuyor. Güzel gizli özellikleri bulunuyor. Bunları da zamanla keşfettikçe belki farklı bir videoda size sunarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.